tüm sorumluluk belgemde. Kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. 1974 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ara bölgesinde kapalı olarak duran hayalet şehir Maraş yok olmayı bekliyor. Birleşmiş Milletler denetimine açılması yönündeki Birleşmiş Milletler Sekreteri Butros Ghali'nin sunduğu önerilerinin yine gündeme gelmesinin beklendiği bu günlerde kente oldukça ilginç manzaralar göze çarpıyor. ...1974 sonrasında kapalı bölge ilan edilen Maraş'ı Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri ve polisi koruyor. Kentte banka, iş yerleri ve otellerin tabelaları olduğu gibi duruyor. Yol kenarında biten otlar asfalt yolları kaplamış ve doğanın verdiği tahribatla binalar yer yer çatlamış. Yarım kalan inşaatların kalıpları hala duruyor. 1974 Barış Harekatı'ndan önce ada turizminin can damarı olan ve yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli kentin kapalı bölgesinde içleri bomboş 1974 Barış Harekatı'ndan sonra çeşitli iş yeri, banka ve otellerde bulunan kasalar, konusu kasalar her ayın belirli günlerinde içindekiler kontrol edildikten sonra tekrar mühürleniyor. Bu arada Maraş'ın açık bölgesinde ise ordu evi, kız ve erkek öğrenci yurtları, subay, astsubay lojmanları, barış gücü takım karargahı, gözlem postaları ve telekomünikasyon santralıyla belediye su deposu bulunuyor. Maraş bölgesinde Kıbrıs'ta Türk askerlerinin yanında barış gücüne mensup askerler de bulunuyor. Söz konusu askerler nöbet ve gözetleme yeri olarak bir oteli kullanıyorlar. Maraş'ın önemli otellerinden olan ve 20 Temmuz Barış Harekatı'ndan hemen önce açılan Golden Stance Oteli'ne girme isteğimiz askerlerce geri çevriliyor. Yaklaşık 1000 yataklı bu muhteşem otelin hemen hemen tüm kapıları kilitli. Otelde bulunan birçok eşya halen bırakıldığı gibi duruyor. Golden Stance Oteli'nin sahiline indiğimizde ise oldukça ilginç görüntülerle karşılaşıyoruz. Altın sarısı kumsalda bir Rum mevziine rastladığımızda şaşırıyoruz. İçine girdiğimizde burasının 21 Nisan 1963 tarihinde inşa edildiğine dair yazılara rastlıyoruz. Ayrıca mevziye ilk yardım binası süsü verilerek kamufle edilmiş. Maraş'ı Gazi Magosa'ya bağlayan ve bu konumu dolayısıyla önemli olan Derinya barikatında Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri'ne bağlı askerler nöbet tutuyor. Derinya yolu Maraş'ın kapalı bölgesine bağlı. Maraş, Türk ve Rum tarafının ortak kullanımına açıldığında bu yoldan bağlantı kurulacak. Bu sebeple oldukça stratejik öneme sahip. Rum tarafı yolun sağ ve solunun askersizleştirilmesini istiyor. Rum tarafının buradaki amacını ise yetkililer her sürdürülen ancak tam bir neticeye vardırılamayan Kıbrıs görüşmelerinin kurbanı olan Maraş, yılların verdiği tahribatla yok olmakta. Eğer bu bölge tarafların ortak kullanımına açılacak olursa, bölgenin tekrar kullanılır hale getirilmesi için büyük masraflar yapılması gerekecek. Rum tarafı Maraş'ın kilisesi yapılan bakımlar dolayısıyla sapasağlam duruyor. Bu kilise 2 Mayıs 1995 tarihinde yabancıların ziyaret etmesi için büyük masraflar yapılarak ikon müzesi olarak açılmış. Yaklaşık 19 yıldan bu yana sürdürülen taraflar arası görüşmelerin sonuçsuz kalması dolayısıyla yok olmaya mahkum edilen Maraş'ın bu hale gelmesine sebep olan görüşmelerdeki yönlerle ilgili anlaşma beklenmeden Maraş açılacaktır deniliyor. Rum tarafı konunun yeni görüşmelerde öncelikle ele alınması konusunda ısrar etmeye başladı. Vakıflar İdaresi adına açılan davada mahkeme Maraş'ın toplumlar arası görüşmeler gündeminden çıkarılması ve konunun açıklığa kavuşturulacağı ikinci bir tarihe kadar ele alınmaması yönünde ara emildi. Bu önerinin ancak bütünlüklü bir paket anlaşmasının parçası olarak geçerli olacağı belirtildi. Maraş'ın devri karşılığında Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nın Birleşmiş Milletler yönetiminde iki toplum yararına olacak şekilde açılması istendi. Ay sonra Cumhurbaşkanı Denktaş Rum tarafına iyi niyet önerileri sundu. Önerilerde Rum tarafınca 17 Kasım 1983'te sunulan önerilerin görüşülmesine hazır olunduğu belirtildi. Öneride Türk tarafınca 5 Ağustos 1981'de Maraş konusunda sunulan harita konusunda Birleşmiş Milletler'le görüşmeye oturmaya hazır olunduğu ancak önerinin hayata geçirilmesinin bölgenin nihai siyasi statüsüne halel getirmeyeceği ifade edildi.
Öneride 17 Kasım 1983'te Rum tarafınca önerildiği gibi Lefkoşa Havaalanı'nda iki toplum yararına olacak şekilde açılabileceği belirtildi. Türk tarafının bu önerileri tüm ambargoların kaldırılması şartına bağlandı. Hazırlanan çözüm belgesini kabul etti. Belgede Maraş'ın 5 Ağustos 1981 tarihli haritada öngörüldüğü şekliyle paket anlaşma çerçevesinde Birleşmiş Milletler yönetimine devredileceği belirtiliyordu. Rum tarafı belgeyi reddetti, kabul etti. Belgede Maraş'ın 5 Ağustos 1981 tarihli haritada öngörüldüğü şekliyle bütünlüklü bir paket anlaşmasının parçası olarak Birleşmiş Milletler yönetimine devri kabul edildi. Rum tarafı belgeyi reddetti. İleride Maraş'ın açılarak Türk ve Rumlar tarafından ortaklaşa işletilmesine karşılık Ercan Havaalanı'nın uluslararası tanınması, tüm ambargoların kaldırılması, Rum Meclisi'ndeki Enosis kararının kaldırılarak yerine federasyon kararı alınması, Kıbrıs'ın eşit ortaklık temelinde AGİK'te iki toplum tarafından temsili önerildi. Rum tarafı bu önerileri de reddetti. Menfi propagandaya son verilmesi ve bu doğrultuda güven artırıcı iyi niyet önlemlerinin vakit geçirilmeksizin uygulanmaya konması yönünde bir karar aldı. 18 Gali haritasını sundu. Haritada Maraş, Güzelyurt ve 37 Türk köyünün Rum tarafına bırakılması öngörüldü. Buna göre Türk tarafına %28.2 toprak kalması öngörülmekteydi. Türk tarafı bu haritayı reddetti. Sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda ve Güvenlik Konseyi'nce alınan 789 sayılı kararda bir takım güven artırıcı önlemlerle birlikte Maraş'ın Birleşmiş Milletler'e devri istendi. Türk tarafı kararı reddetti. Maraş'ın Birleşmiş Milletler'e devri, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nın açılması ve güven artırıcı önlemlerin uygulanması konusunda 3 Birleşmiş Milletler belgesi sunuldu. Türk tarafına bu belgeler konusunda ya evet ya hayır yanıtı vermesi için 14 Haziran'a kadar süre tanındı. Maraş üzerinde uluslararası platformda tartışmalar yapıla dursun, Maraş'ın tapu kayıtları Maraş'ın büyük bir kısmının Türk toprağı olduğunu ve bunun tarihi bir gerçek olduğunu ispatlıyor. Maraş bölgesi arazileri ağırlıklı olarak iki büyük vakfa ait. Bu vakıflardan bir vakıfların varisleri bu toprakların halen resmi sahipleri konumundalar. Bu toprakların varisi olan Türklerin hemen hemen hepsi Türkiye'de yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bir araştırmada Yüksek Mahkeme'nin aldığı bir karar bulunduğu ve karara göre vakıf mallarının pazarlığının söz konusu olamayacağı ve taraflar arası görüşme